Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Irreale Wünsche. Hazırsanız dersimiz başlasın. Irreale Wünsche acaba ne demek? Irreal, gerçek dışı arkadaşlar. Gerçek dışı, real olmayan anlamında. Wünsche de neydi? Dilek değil mi? Buradan ne anlamalıyız? Güzel Türkçe'de işte ne diyebiliriz? İşte keşke... İşte falanca yerde olsaydım, keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım şeklinde ifade ettiğimizde biz bunu irreale Wünsche olarak düşünebiliriz. Konjunktiv 2, bakın Vergangenheit demiş. Geçmiş zamanda yapıyoruz şimdi bu keşkeleri, zaten geçmiş zamana dayalı bir durum olduğu için. Bakın burada hätte ya da wäre'den yardım alacağız ve Partizip Perfekt'le bunu anacağız. Ne demek istediğimi cümleler içerisinde size anlatacağım arkadaşlar. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar, Es ist kalt in München. Evet, Münih'te hava soğuk anlamına geliyor değil mi bu? Şimdi diyeceğiz ki keşke Münih'te hava daha sıcak olsaydı diyecek olsak ne diyeceğiz? Bakın buradaki sein yerine wäre yapısını getireceğiz. Dolayısıyla keşke Münih'te hava daha sıcak olaydı deriz yani güzel Türkçe'de. Dolayısıyla wäre es doch nur wärmer in München denildiğinde bakın doch nur kalıbıyla biz birazcık daha bu anlamı daha bir yukarı çekmiş oluyoruz ve diyoruz ki işte orada bir pekiştirme durumu söz konusu. Keşke hava daha güzel olsaydı Münih'te dediğimizde demek ki wäre es doch nur wärmer in München dememiz gerekiyor. Demek ki doch nur bu bir pekiştirme ve dikkat ettiysek arkadaşlar ne ile başlıyor cümlemiz? Fiille, yardımcı fiil diyelim isterseniz buna. Değil mi? Hätte ya da wäre ile ne yapmam gerekiyor demek ki? Başlamam gerekiyor. Bu durumda keşke hava daha sıcak olsaydı Münih'te dediğimde wäre es doch nur wärmer in München demem gerekiyor ve buraya bir ünlem koyduğumda değil mi ne yapmış oluyorum? Oradaki o ifadeyi daha bir altını çizmiş ve daha güçlü bir şekilde ifade etmiş oluyorum. İkinci örneğe baktığımızda ne diyor? Das Kind hat kein Taschengeld von seinem Vater gekriegt. Bakın burada haben gekriegt elde etmek, almak demek arkadaşlar. Çocuk Taschengeld, Taschengeld harçlık demek arkadaşlar. Babasından harçlık almadı. Dolayısıyla Das Kind hat kein Taschengeld von seinem Vater gekriegt. Bakın burada babasından von seinem Vater. Keşke babasından para alabilseydi diyecek olursak neye dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Bu cümlede haben'e dikkat etmem gerekiyor. Az önce bakın maviyle ifade ettiğim hätte ya da wäre neyle anılıyor? Partizip Perfekt'le. Yani Partizip Perfekt'ten kasıt şu. Hani perfect yapar gibi ne yapmıştık orada? Onu zaten çok ayrıntılı bir şekilde görmüştük. İşte GT yapısı. Hani çok kaba bir şekilde anlattığımda o yapıyı cümlenin sonuna koymamız gerekiyor diyor. Kaldı ki orada da gekriegt var değil mi? Elde etmek. Kriegen. Dolayısıyla gekriegt de bunun perfekt hali. Bakın neyle başlıyor? Hätte das Kind doch nur etwas Taschengeld von seinem Vater gekriegt. Burada ne oluyor arkadaşlar? Bakın haben demek ki yerine neyi bıraktı? Hätte'yi bıraktı. Dolayısıyla buradaki pekiştireç doch nur pekiştiricini görüyoruz. Etwas biraz daha, biraz parası olsaydı anlamında etwas Taschengeld ile ne yapmış oluyoruz? Onu anlamlandırmış oluyoruz. İşte burada kein artık olumsuz kuramayız değil mi? Keşke parası olmasaydı diyemeyiz. Keşke biraz parası olsaydı dediğimizde demek ki bunu etwas ile ifade etmemiz gerekiyor. Bu durumda hätte das Kind doch nur etwas Taschengeld von seinem Vater gekriegt. Yani burada demeye çalıştı. Yani hiç olmasa birazcık parası olsaydı demeyi getiriyor bu cümle. Bakın burada da gene ne var? Bir ünlem var. Değil mi? Üçüncü örneğe baktığımızda wir haben Spaghetti gegessen. Ne diyor cümlemize arkadaşlar? Biz spagetti yedik, keşke schnitzel yeseydik diyecek olursak, hätten wir doch schnitzel gegessen, keşke schnitzel yeseydik dediğimizde bakın haben yerine neye bıraktı? Hätten'e bıraktı değil mi? Bu durumda hätten wir doch schnitzel gegessen. Buradaki doh'tan kasıt arkadaşlar az önce söylediğim gibi nur, doch nur gibi doch da ne yapmış oluyor? O daha bir güçlü bir şekilde ifade etmeyi sağlıyor cümleyi değil mi? Dördüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Bist du nach Wien geflogen? Zaten gayet anlaşılır bir cümle, soru cümlesi değil mi? Viyana'ya uçtun mu diyor değil mi? Şimdi buradaki soru cümlesini biz ünleme çevireceğiz ve diyeceğiz ki keşke Viyana'ya uçsaydın. Bu durumda şimdi sein ne olacak? Artık haben olmayacak da wären yapısını getireceğim değil mi? Yardımcı fiil olarak. Bu durumda wärst du doch nach Wien geflogen. Yani ne diyor cümlemize arkadaşlar? Keşke Viyana'ya uçsaydın demiş oluyoruz ve burada da gene bir ünlem değil mi? Ve az önce olduğu gibi doch burada ne yapmış oluyor? Anlamın değil mi? Daha böyle bir yukarı çekmiş oluyor. Daha bir güçlü bir ifade olmuş oluyor bu sayede. Doch ile. 5'e baktığımızda 4 ile ilgili şunu söyleyeyim arkadaşlar. Demek ki sein wärst du şeklinde demek ki ifade edilmiş oluyor. 5'e baktığımızda ich habe das Fenster nicht zugemacht. Ben pencereyi kapatmadım. Değil mi? Bakın perfekt zamanda haben zugemacht. Kapatmadım. Zumach'ın ayrılabilir fiil. Ancak perfekt zaman içerisinde ele alındığında ne olacak? Haben zugemacht şeklinde ifade edilecek. Şimdi diyeceğim ki keşke pencereyi kapatsaydım değil mi? Belki eve işte toz toprak, yağmur artık ne olduysa değil mi? Girmiş olabilir. Bu durumda ne diyeceğim? Ya keşke pencereyi kapatsaydım değil mi? Bu durumda buradaki haben yerini nereye bırakacak arkadaşlar? Hätte'ye bırakacak. Bu durumda hätte ich doch bloß das Fenster zugemacht. Keşke pencereyi kapatsaydım dediğimde demek ki hätte ich doch bloß das Fenster zugemacht. Doch bloß. Bakın az önce ne vardı arkadaşlar? Doch nur vardı. Doch vardı. Bakın burada da ne var? Doch bloß var. Bu durumda ne olmuş oluyor? Gene pekiştireç noktasında keşke pencereyi kapatsaydım değil mi? Bu anlamı daha bir yukarı çekmiş oluyor. Bu durumda hätte ich doch bloß das Fenster zugemacht demiş oluyoruz. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim öğrendiklerimiz. İlk örneğe baktığımızda demek ki es ist kalt in München. Münih'te hava soğuk. Hava keşke biraz daha sıcak olsaydı dediğimizde demek ki wäre es doch nur wärmer in München dediğimizde demek ki keşke biraz daha sıcak olsaydı hava demiş oluyoruz arkadaşlar. 2'ye baktığımızda das Kind hat kein Taschengeld von seinem Vater gekriegt. Demek çocuk babasından harçlık almadı. Kriegen hat gekriegt demek ki neymiş arkadaşlar? Almak anlamında. Bu durumda buradaki haben'i ne yapacağız arkadaşlar? Hätte şeklinde ifade edileceğinden dolayı 3. tekilde ne olacak bu? Hätte das Kind doch nur etwas Taschengeld von seinem Vater gekriegt denildiğinde demek ki çocuk keşke biraz babasından para alabilseydi anlamı doğuyor. Bakın buradaki etwas'tan kasıt biraz değil mi? Yani hiç yoktan biraz parası olsaydı, biraz harçlığı olsaydı anlamı doğuyor. 3. örneğe baktığımızda Wir haben Spaghetti gegessen. Biz spagetti yedik. Keşke schnitzel yeseydik diyecek olursak buradaki haben ne olacak? Hätten olacak. Tabii wir'e göre. Bu durumda hätten wir doch schnitzel gegessen. Keşke schnitzel yeseydik. Değil mi? Anlamı doğuyor. 4'e baktığımızda bu bir soru cümlesi. Ne diyor soru cümlemiz? Bist du nach Wien geflogen? Viyana'ya uçtun mu? Şimdi diyeceğiz ki keşke Viyana'ya uçsaydım. Bu durumda ne olacak? Sein, wärst şeklinde ele alınacak. Tabi du'ya göre çekimlediğimizden dolayı. Wärst du doch nach Wien geflogen denildiğinde demek ki keşke Viyana'ya uçsaydın demiş oluyoruz. 5'e baktığımızda Ich habe das Fenster nicht zugemacht. pencereyi kapatmadım. Şimdi diyeceğiz ki keşke pencereyi kapatsaydım. Haben ne olacak? Hätten olacak ve işe göre yorumlandığında hätte ich doch bloß das Fenster zugemacht denildiğinde demek ki keşke pencereyi kapatsaydım demiş olacağız, değil mi? Dilerseniz bu cümleleri şimdi arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es ist kalt in München. Es ist kalt in München. Wäre es doch nur wärmer in München. Wäre es doch nur wärmer in München. Das Kind hat kein Taschengeld von seinem Vater gekriegt. Das Kind hat kein Taschengeld von seinem Vater gekriegt. Hätte das Kind doch nur etwas Taschengeld von seinem Vater gekriegt. Hätte das Kind doch nur etwas Taschengeld von seinem Vater gekriegt. Wir haben Spaghetti gegessen. Wir haben Spaghetti gegessen. Hätten wir doch Schnitzel gegessen. Hätten wir doch Schnitzel gegessen. Bist du nach Wien geflogen? Bist du nach Wien geflogen? Wärst du doch nach Wien geflogen? Wärst du doch nach Wien geflogen? Ich habe das Fenster nicht zugemacht. Ich habe das Fenster nicht zugemacht. Hätte ich doch bloß das Fenster zugemacht. Hätte ich doch bloß das Fenster zugemacht. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde irreale Wünsche konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.